Herkese selamlar. Bugünkü video içeriğimiz YouTuber LED ışıklı stand olarak geçen şu şekilde bir cihaz. Bana bu lazım değildi fakat şunun için aldım. Şimdi kutusu ağır. Bir ikincisi aldığım fiyat buydu. Ve yaklaşık bir hafta önce falan aldım. 39 lira yani ya unutuldu bu köşede kaldı. Onun için bu fiyatı indirdiler ya da bilmiyorum neden. Bu fiyatı görünce zaten ürünün içeriğini çok bakmadan ben de aldım. Daha önce açılmış mı hiç deforme yok. Sadece şuralarda bir bant görüyorum. Bazen. Evet, güvenlik bandı da burada. Açıp inceleyelim ürünümüzü. Önce ne var ona bakalım. 3 çeşit ışık renginden göstermiş. Yaka mikrofonu gibi bir şey göstermiş. Bir de USB sanırsam 5 volt üzerinden kullanmayınız yazmış. Ne yazmış? USB adaptör aracı çıkmamaktadır. Cihazınız hasar görür yazmış. 0.5. Bakalım. Normal bilgisayara takarız USB'sini. Şu şekilde bir kutu içeriğimiz var. Şöyle bir adet tutacak. İnşallah içerisinden eksik malzeme çıkmaz. Çünkü alalı dediğim gibi bir hafta oldu. Fişi de nerede hatırlamıyorum. Bir bütün olarak çıktı. İnşallah bunun parçası vardır. Yoksa büyük ihtimal buraya yapışmış. Acaba hangisi on off? Neyse bunu bir ayıralım şöyle. Yapışkanlı bir switch bandı var. Açıp kapatmak için metalden bayağı güçlü yani sert güzel bir parçası var. Neyse plastiğini çıkartmama sanırsam gerek yok. Yani şu kısmı falan bayağı acayip iyi, çok sert açılıyor. Bu ürün bunun parçası mı ondan da emin değilim. Ki bunun parçasıdır. Telefon tutması lazım. Çok ağır bir ürün. Planadan beklemediğim kalite. Yani bayağı ağır. Şöyle yapalım. Şu şekilde sabitledim. Şimdi şu parça ne için bilmiyorum. Şunu biraz kaldırayım. Şunun ucu çıkıyor mu ki? Çıkmıyor. Önce USB'sini takıyorum bilgisayara. Daha sonra switch bandını yapıştıralım. Daha sonra üründen herhangi bir kitapçık vesaire hiçbir şey çıkmadı. Normalde illaki kağıt koyarlardı. Planacılar. Kutu içeriğini zenginleştiriyor çünkü. Şöyle bir mavi ışık yandı. Bilgisayara bağladım. Üstteki aç kapat. Açalım. Onun bir altındaki ışık seviyesini kısmaymış. Şu switch bandı bu şekilde mi çalışıyor? Evet. On off yukarıya gelecek şekilde. Şu şekilde geri taktım. Ben bunu daha sonra yapıştırırım. Bu bir kere çıktıysa büyük ihtimal çıkmaya devam eder. Şu şekilde açıyorum. Edicim, ışığı kapatır mısın yavrum? Kapat bakalım. Perdeyi de kapat.
Şu an bu en kısık ışığı şu şekilde gösterebilirim sizlere. İçerisindeki ledler görünüyor. Arka plan. Kapattın mı? Biraz daha kapat. Bir tık yukarıya çek. Evet, şöyle bir yakınlaştıralım. Dediğim gibi bu şekilde gözüküyor ışıkları. Işığı tutayım. Şöyle bir arkasını çevireyim. Yani direkt fark ettiriyor zaten. Işığı artırarak gidiyorum. Ha, bu renk değiştirmemiş bu arada. Onları da göstereyim hazır açmışken. Şöyle bir gün ışığımız var. Şöyle beyaz, bir de sarı ışığımız var. Aslında bunu gece çeksem iyiymiş. Beyazdayım. Şimdi artı kısmına basıyorum. Yükselterek klavyenin üzerine. Yani bayağı bir etkisi var. Ufacık olmasına rağmen güzel bir etkisi var. Şöyle yakınlaştırayım. Yani güzel bir cihaz. Tamam ya. Ben bir şey yapmıyorum şu an. Evet paşa. Şimdi şu parçasını da takayım. Videoyu daha fazla uzatmayayım. Şöyle ikinci bir parçası var. Tüh, şunu takmayı unuttuk. Şöyle. Neyse, tamamen sonra takarım. Diş kaptırıyorum şu an. Şöyle dura koysun. Hatta taktım sanırsam. Güzel bir malzeme kalitesi var. Hemen kutusunu tekrar getireyim. Şöyle. 360 derece dönebilen olarak belirtmiş. USB'den güç alma. 3 farklı ışık, yatay dikey çekim vesaire yazmış. Fakat telefonun kaç inçe kadar desteklediği konusunda herhangi bir şey yazılmamış. Kutunun hiçbir yerinde yok. Şöyle göstereyim. Şunu bir kaldırayım. Şöyle 8.8 santim iç genişlik demiş. Yani güzel. Onun dışında 7 santimde şu tırnağın genişliği var. Telefon takalım hemen bir tane. Ne tarafı hareket ediyorsa. Yani malzeme kalitesi söylediğim gibi güzel. Şöyle gösterebilirim sizlere. Yani sabit de tutuyor götürdüğünüz her yerde. Şununla birlikte. Yani 39, yani 40 liralık bir ürün için bedava denilebilir. Söylediğim gibi malzeme kalitesi şu, bilmiyorum, böyle hafif metalimsi, yani alüminyum gibi mi desem, yani plastik değil en azından, hiçbir aksamı şu klipsler ve arkasındaki dönen haricinde hiçbir yer plastik değil. Şu üst taraf sert plastik, şurası plastik, onun dışında plastik bir yeri yok. Sen mi edeceğim? Söyle, gel bakayım şuraya sen de. Ne istersen onu söyleyebilirsin. Merhabalar. Merhabalar. Ben bir ders yaptım da ondan buraya geldim. Evet. Göstereyim arkadaşlar. Hadi gel çabuk göster, sonra bay bay diyeceksin, tamam mı? Göstereyim. Göster. Bak. Böyle bir şey yaptım ben. Evet, ışık kalitesini aslında bu şekilde test, bir sefer daha test edelim. Getir bakalım bir. Ne? Resmini getir bakayım. Getirdim. Şöyle. Ver bakayım. Hadi. Şu an en kısık ışığı aldım. Şöyle sarıda. Yani ışığın yeterliliğinin gözüküyor zaten, görebilirsiniz. Bayağı güzel bir ışık vericisi. Hadi bay bay de bakalım, kapatıyoruz. Bay bay. Herkese bay bay. Buraya bakacaksın. Herkese bay bay. Tamam. Şimdiden iyi seyirler dilerim.